Yeni videoya hoş geldiniz. Bugün özel bir video çünkü herkesin de merak ettiği ekipman vlogunu çekiyorum. Simülasyon cihazlarının hepsini bana sorup duruyorsunuz, hangi modelde, işte ne kadar fiyat aldın, bize ne önerirsin diye. Hepsini teker teker cevaplayacağım bu videoda. Ayrıca benim kullandığım ekipmanları, neden onları kullandığımı ve aynı zamanda yakın bir zamanda büyük ihtimalle yeni birkaç şey de gelecek buraya. Onları da zaten çekeceğim. Onlardan bahsedeceğim. Onun dışında çok kısa açıklamak gerekirse YouTube'a katıl butonunu ekledim. İstediğiniz bir şekilde oradan da desteklemek istiyorsanız yapabilirsiniz. Evet. Burası benim oturduğum, yayın yaptığım ve aynı zamanda yarış oyunları ya da şöyle diyeyim, direksiyonda oynamadığım oyunları oynadığım yer. Çünkü Forza'ya aslında bu koltukla oynuyorum. Bunun hikayesi şöyle, bu koltuk Rayseed Evolution'da galiba. Benim ilk aldığım simülasyon ekipmanı. Babam almıştı zamanında. Logitech G27 ve bu koltuğu almıştık. 2019 yılına kadar onu kullandım. 2018'de buna geçiş yapıldı. Çok pardon. 2017 yılına kadar G27 ile oynadım. Hatta e-spor elemelerine kadar. O yüzden ilk söyleyeceğim, hani siz de eğer bir e-spora, bir sim racing gibi geçiş yapmak istiyorsanız, işte F1 direksiyonu olarak düşünmektense, hani şöyle direkt çıkıyor burada. Şöyle bir şeye geçiş yapmanın size avantajı düşündüğünüz kadar fazla değil. Yani bir başlangıç direksiyon olarak Logitech G27, G29, Thrustmaster T150, T300 hepsini düşünebilirsiniz. Önemli olan bence bir başlangıç yapmanız. Ondan sonra zaten siz de ne kadar vakit ayırdığınıza bakıp, nasıl bir bütçeniz olduğuna bakıp, hani sonra böyle bir sistemin Fanatec'e geçebilirsiniz. Bu CSM Elite olarak geçiyor. Linkini aşağı bırakırım. Bizim e-spor şampiyonluğunda, F1 e-spor şampiyonluğunda bu ekipmanın tıpatıp aynısı kullanılıyor. O yüzden bizim evde de bu ekipmanın aynısını kullanmamız çok önemli. Çünkü biz buradan işte Londra'ya gidiyoruz yarışlar için. Yaklaşık bize 15 dakika antrenman süresi veriliyor. Ve bütün antrenmanı düşünün ki ben Logitech G29 üzerinden yapıyorum. Sonra 15 dakikada farklı bir pedal, farklı bir direksiyon alışmak neredeyse imkansız olduğu için evdeki sistemle e-spor şampiyonluğunda kullandığım sistemin birebir aynı olması gerekiyor. O yüzden de şampiyonun sponsoru Fanatec bize bu ekipmanları gönderdi. Ve Red Bull'da, o zamanki takımım, bize bu koltuğu gönderdi. F1 koltuğu. Şampiyondaki sistemin birebir aynısı. O yüzden 15 dakikalık antrenmanda ben direksiyona alışmak yerine ortama, kameralara, ışıklara alışmaya çalışıyoruz. Ve baskı altında en iyi tur atan kazanıyor. Pedallarım Fanatec CSL Elite. Hepsi zaten bir bakıma aynı set. Fanatec CSL Elite F1 diye geçiyor. F1'in kendi lisanslı ürünü aslında. Onun linkini aşağı bırakıyorum hepsini, eğer siz de almak isterseniz veya ilgileniyorsanız. Fiyatına gelirsek, yanlış hatırlamıyorsam bu 700 euroydu. Pedallarda 90 euro olması lazım. Ucuz değil tabii ki ama e-spor şampiyonluğunda biz bunları kullanıyoruz. Fanatec'in ucuz serisi aslında bakarsanız. Yani tabii ki ucuz değil ama Fanatec'in giriş seviyesi olarak gösterdiği direksiyonlar bunlar. Bir de Club Sport'lar ve Direct Drive direksiyonlar var. İşte 2000-3000 euroya kadar hepsi yükseliyor fiyatları. Ben de en yakın zamanda aslında gerçek yarışlar antrenman olarak Direct Drive sisteme geçmek istiyorum. Öyle bir planım var. Bakalım, göreceğiz. Ama direksiyonun böyle çok merak ediyordunuz. Hani cidden çok farklı mı G29'dan? Bazı konularda çok farklı. Özellikle simidi zaten F1 direksiyonu olduğu için çok farklı bir hissiyat veriyor. Aşağıyı göstereyim. Orada da bir şeyler var. Onun dışında şu posteri çok soruyorsunuz. F1 Racing Türkiye dergisinden çıkmıştı. 2018 Aralık sayısı falandı galiba. Artık maalesef bulunmuyor. Kulaklıklar Omen by HP Mindframe Prime olanı, bu beyaz olanı. Bundan var. Bundan kullanıyorum. Ben bayağı memnunum. Hem müzik kalitesi olsun hem de oyun içi sesler olsun. Telefon düştü ama öbür telefon düştü bu sefer. Oldu işte, iki kulaklık var. Bir de normal Mindframe var. Siyah olanı. Hem siyah hem beyaz var aslında. Az kaldı. Dayanın, az kaldı. Tripodu, kamerayı alacağız. Alacağız. 10.000 like'da. Neyse, onun dışında şu arkadaki şeyleri merak edenler olmuştu. Burada iki tane kupa var. Bu oyunun yıldızlarında yılın spor oyunları yayıncısı almıştım ben bu sene. Onun kupası. Bir de asıl benim için şu ana kadarki en önemli kupa burada duruyor. 2019 yılında katıldığımız Borsan Otomobili Motorspor'la GT4 Avrupa Şampiyonası'nda Misano'da ikinci olduğumuz yarışta kaldırdığımız kupa. Eğer o vlogu izlemediyseniz onu da izlemenizi öneririm. İkinci yarışımda ikinci olmuştuk. İlk podyumumdu. Bu kupayı verdiler. Benim için tabii ki de yeri çok farklı ve öyle de kalacak diye düşünüyorum. Umarım yenileri eklenir buraya. Ben kamerayı elime alayım. Size biraz oradan göstereyim. Ama da gösteremiyorum. Evet. Evet.
Kamera değişmemiş. Neyse dur, yeni şeye geçiyorum, recording'e. Şu ikisi için ayrı bir bilgisayar var. Burası için farklı bir bilgisayar kullanıyorum. Burada eski bilgisayarımı kullanıyorum. Eski bilgisayarın işlevleri çok azaldığı için buradan aslında yayın bilgisayar olarak da kullanıyorum. Sadece chat artı bağışlar olsun, şey olsun, videolu izleme olsun. Onlar bu önünde yapılıyor. Ama bu sadece yayın artı oyun oynama bilgisayarı diyeyim. Gaming bilgisayarı. Benim burada NASA bilgisayarı var. Özelliklerini hemen söylüyorum. i7-9700K işlemci var. 64 GB RAM var. M.2 SSD var. 2080'de Ti var. O yüzden aklınıza gelebilecek en iyi özellikler bu bilgisayarın içinde cidden. Benim için de hani az buz hem e-spor kısmında gerçek yarıştan dolayı ne kadar önemli olacağını anlamışsınızdır. Hele ki yarış oyunlarında yüksek hızlarda giderken FPS'in farkı daha da önemli oluyor. O yüzden böyle bir bilgisayar benim de hayatımı kurtardı açıkçası. Pedallar burada. Benimki load cell'li değil. Direkt potansiyometre Logitech pedallar gibi çalışıyor. Eğer aklınızda gelen burada küçük bir sünger var. O süngerin sıkışmasıyla hani gerçek fren pedal hissiyatı vermeye çalışıyor. Zaten iki pedal. Üç pedallı bir sistem değil, iki pedallı bir sistem. Hiç ihtiyacım olmadı debriyaj pedalına. Burada Xbox kumandası var. Bununla Forza Horizon oynuyorum. PlayStation kumandası burada duruyor. Hiç bağlamadım bilgisayarı. PlayStation oynarsam onu bağlıyorum. Burada küçük bir Pac-Man var ve çalışıyor bu arada. Buna bakmayın. Buna basınca cidden çalışıyor. Oynayabiliyorsunuz. Burada duruyor. Red Bull buzdolabı var. Burada Pirelli'nin 50. yıl özel bir takvimi var. Zamanında gelmişti hediye olarak. Saklıyorum hala burada. Gördüğünüz gibi. Klavyeler. Bu bilgisayarın yanında gelen klavye. Onun dışında burada Omen'in Sequencer isimli klavyesi var. Eğer sesli klavyeleri ve mekanik klavyeleri, ışıklı klavyeleri seviyorsanız önerim. Burada ya bu Alien duruyor çünkü pedallarla alakalı ayarları değiştiriyorum. Kolonya biliyorsunuz korona döneminde. Önemli bir detay. Blistex. Bu ne bu? Benim dudaklarım çok kuruyor. Onun için burada duruyor hatırlatmak için kendime. Cüzdan. Mouse da burada. Bu da Omen'in Sequencer diye geçiyor. Kendi Microsoft'un mouse'u. Burada da özel bir hediye var. Bu da bu dördü. Eğer beni videoları cidden hepsini izlediyseniz bu dört sayısını biliyorsunuz. Nereden geldiğini bilenler yoruma yazsın. Bilecek misiniz çok merak ediyorum ve kimler bilebilecek çok merak ediyorum. Şapkaları anlatayım. Şapkalar bu Toros'u kullandığımız Toros'u ve Red Bull'dayken F1 Espor serisinin bu 2019'da kullandığımız, bu da 2018'de kullandığımız şapkası. 2017'de de G2 Esports takımına girmiştim. Onun kepi burada duruyor hala. Bunlar önemli. Saklayacağım. Fanatec'leri soranlar için Türkiye'de şu an bir satışı yok ama internet üzerinden sipariş verebiliyorsunuz. Onu söyleyeyim. Biraz direksiyon hakkında konuşacağım. Aslında sizden biraz hani bu Sim Racing'e giriş, e-spora giriş ve onunla alakalı ne ekipman kullanmalıyım, ne almalıyım o sorular çok geliyordu. Onları cevaplamak istiyorum biraz. Kısa da olsa bu vlogun içinde. Şu an kullandığım ekipmanlar bunlar. Yakın zamanda belki bir Direct Drive'a geçiş yapacağım. Öyle bir şey olursa tabii ki de yeni bir vlog gelecek, yeni bir ekipman vlogu gelecek. Ama söylemek istediğim hani ben de Logitech G27 ile başladım. Sonra bu ekipmanlara geçtim. E-spora giriş yapmak istiyorsanız, F1 2019 oynamak istiyorsanız, illa e-spor olarak değil eğlence olarak görmek istiyorsanız, ne direksiyon alabilirim olarak düşünüyorsanız, bence en önemli faktör direksiyonda bir geri bildirim sistemi olması lazım. Hani 400-500 liraya aldığınız direksiyon hani belki dönüyordur böyle, evet, ama eğer size geri bildirim vermiyorsa inanın bana şununla oynamak bence daha zevkli. İkisini de denemiş biri olarak, ikisi de oynayan biri olarak. Hani şu direksiyonda geri bildirim olmadığı sürece bundan oynamak bence daha zevkli. Evet, ucuz değil. Size kesinlikle katılıyorum. 1500 liradan 2000 liradan aşağı değil direksiyonlar. İkinci evleri belki de kullanılmışları. Yani işte Logitech G29'un şu anki fiyatını bilmiyorum. Thrustmaster'lar nasıl bilmiyorum ama 2500-3000 liradan aşağı aldığını düşünmüyorum maalesef. Ama öyle bir şey ki ben Logitech G27'yi zamanında aldığımda yaklaşık 4 sene kullandım. Ve hiç bozulmadı. Yani sadece yeni ekipman geldiği için değiştirdim. O yüzden bunu bir yatırım olarak görüyorsanız, eğer yani siz o 500 liralık direksiyon alacaksınız, hoşunuza gitmeyecek. Sonra yine elbet para biriktirip o 2000 liralık direksiyon almak isteyeceğinize ben diyorum ki boşuna almayın o 500 liralık direksiyon. Biraz daha para biriktirmeye çalışın veya iyi bir indirim yakalamaya çalışın. İkinci elde bir şeydir ya, biri satıyordur. Oradan bir şekilde hani öyle bir direksiyonla giriş yapın diyor. Driving Force GT de olabilir. İkinci el Driving Force GT. Onunla başlayabilirsiniz bence. G27, G29. İkinci el alacaksanız ama satın aldığınız kişinin nasıl kullandığına bence bir bakın. Onun dışında benim verebileceğim tavsiyeler bu kadar. Tur attıkça atmaya çalışın. Çünkü cidden tur attıkça gelişiyorsunuz. Kesin verebileceğim... Kesin verebileceğim bir tavsiye cidden yok. Hızlı olduğunu düşündüğünüz pilotları izleyin. E-spor yarışlarını izleyin. Oradan bir şekilde onların sürüşünden bir şeyler katmaya çalışın kendinize. E-spor olarak düşünüyorsanız oynadıkça oynamaya çalışın. Yani 1000 küsur, 1500, 2000 saat, 3000 saat oynadıysam ben cidden başka türlü olmuyor yani.
Onun dışında umarım hoşunuza gitmiştir vlog. İstediğiniz soruları cevaplamışımdır. Yakında zaten ekipmanlar %90 ihtimalle değişeceği için bir daha vlog çekeceğim. O yüzden en merak ettiğiniz soruları bu videonun altına yorum olarak yazın ki ben bir sonraki vlogumda hepsini cevaplayabileyim ekipmanlarla alakalı. Teşekkür ediyorum. Abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağ olun. Bir sonraki videoda görüşürüz.